Manşete hoş geldiniz. 31 Ekim, Ekim ayını bitiriyoruz, Kasım başlıyor ve artık iyiden iyiye kışın kendini hissettirmesi gerekiyor. Fakat benim yaşadığım coğrafyada, İngiltere'de, Londra civarında maalesef kış gelmedi. Enteresan, iklim değişikliği bu olsa gerek. Daha önce küresel ısınma deniyordu, daha sonra bu laf tam yani küresel ısınma çok da olmuyor galiba son yıllarda durum biraz değişti filan gibi tespitler olunca iklim değişikliğine evrildi. İklim değişikliği deniyor ama iklim değişikliği olduğu muhakkak. Çünkü ikliminde olması gerekenler olmuyor. Yazın son derece sıcak ve kurak bir yaz geçirdik İngiltere'de. İngiltere normalleri asla böyle bir yaz ummuyordu zannediyorum. 40-50 yılın 60 yılın gününe göre en sıcak ve kurak yazı oldu. Çimenler, bahçeler, çayırlar kurudu. Şimdi yağış alıyor, tekrar yeşerdi. Fakat sıcaklıklar Ekim sonu Kasım başı seviyesinde değil yani Londra'da gün içinde tişörtle dolaştığınızda ürpermiyorsunuz üşümüyorsunuz gene akşam saatlerinde Hatta geç vakitlerde ince bir montla rahatlıkla sokağa çıkabilirsiniz sıcaklık seviyeleri bu biçimde ilerleyen günlerde de yavaş yavaş azalacak ama kesinlikle normal değil bu Elbette kendi coğrafyanızda da farklı etkileri olabilir. Bilmiyorum. Göreceğiz nasıl bir kış geliyor. Bir yönüyle de iyi. Doğalgaz krizi, enerji krizi var. Ve insanlar yani şu anda eğer evin yalıtımı da iyiyse çok fazla kombi falan yakılmıyor. Soğuk memleketlerde. Çünkü yeterince soğumadığı için hava bir anlamda iyi yani bu faturalara da olumlu yansıyacak. Ama öbür taraftan iklim değişikliği yönüyle de çok iyi bir gelişme olmasa gerek. Çarşı karıştı iki davet iki sonuç dedik KJ'de ve kapakta. Ee, onu ona bakacağız. O iki davet ne ve o iki sonuç ne buna bakacağız. Ee, çok böyle kötü kötümser e, haberlerle sizi meşgul etmek istemem. Bir de epeyce gergin günlerden geçiyoruz. 29 Ekim-10 Kasım haftası her zaman böyle olur. Özellikle son 10 yılda AKP iktidarına karşı duyulan öfke, nefret, itirazlar öyle bir noktaya geldi ki 29 Ekim-10 Kasım haftasında bu artık belli bir zirveye ulaşıyor. Hassasiyetler çok artıyor ve bu mesajlara yansıyor. Ondan dolayı 29 Ekim-10 Kasım haftasını alabildiğine sakin ve hasarsız e, geçirmeye çalışmak gerekiyor. Ya yani nasıl olmasın ki? Bütün cumhuriyet değerlerini alt üst eden, yerle bir eden, kirişleri, kolonları yıkan e, bir iktidarla karşı karşıyayız. Böyle bir ortamda işte Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor ama Cumhuriyet kalmadı. Aynı şekilde 10 Kasım Atatürk'ü anma günü de aynı şekilde ve diğer bayramlar işte 23 Nisan milli egemenlik parlamentonun açıldığı tarih filan ama parlamento kalmadı. Evet. Dini ve milli bayramları da ben aynı kefeye koyuyorum. Çok fazla içinizi karartmak istemem. Ee, herkesi sevindiren bir haber geldi. Gece geç vakitlerde Brezilya'dan ve e, muhalefet lideri Lula e, sağcı lider e, Bolsonaro'yu devirdi. Seçimin ikinci turunda. Burada dikkat çekici olan Seçimin iki turunda ikinci turunda e, her iki e, adayın da başa baş mücadele etmesi ama işte burun farkıyla Lula'nın Bolsonaro'yu devirmesi oldu. İkinci tura kalınca iki aday kalıyor ve iş biraz foto finishte bitiyor. Bunu da gözden uzak tutmamak lazım. Hele e, Türkiye gibi otokratik e, devletlerde seçim ikinci tura kalırsa o aradaki 15 günde devleti elinde tutan gücün yapamayacağı yok. Ondan dolayı durumu kendine kendine çevirmek, kendi lehine çevirmek için de pek çok şey yapabilir. E, bunu da gözden uzak tutmamak gerekiyor. E, Brezilya'da elbette seçim güvenliği nasıldı, insanlar sandık başına gitti mi, kampanya nasıl geçti, e, iktidar devlet imkanlarını kullandı mı, kullanmadı mı, olay nasıldı? Bu olaylara hiç girmeyeceğim. Bakın araştırın görün. Fakat şu oldu. Lula bir işçi kökenli, sendikacı kökenli bir lider. Elbette sosyalistleri, solcuları, dünya solcularını sevindiren bir haber. Brezilya'dan gelen haber. Fakat solculuğuyla veya sosyalistliğiyle değil, bütün bu sağ iktidara karşı unsurları veya güçleri birleştiren, kendi rakiplerini dahi kendi cephesinde Bolsonaro'yla mücadeleye iten bir isimdi Lula ve öyle İpi göğüsledi yani bir tür sol koalisyon da diyebilirsiniz bir tür bir tür e, zaferi elde etmek sonuca ulaşmak için bir araya gelmemiz lazım farklılıklarımızı veya eski kavgalarımızı bir kenara bırakıp onun da getirdiği bir sonuç oldu Brezilya'daki sonuç çukutlarız dolayı darısı diğer e, faşist otokrat ülkelerin başına diyelim efendim. Türkiye'ye dönelim. Türkiye'de son birkaç gündür Türkiye yüzyılı etkinliği değil de tok konuşuluyor. Ama ben Türkiye yüzyılı etkinliğiyle başlayacağım. Çünkü Türkiye yüzyılı etkinliğine yani Cuma günkü AKP'nin bir tür seçim kampanyası startına öyle söyleyeyim. Bir takım muhalifler davet edildi. Ve bu daveti yaparken de aslında bir güvenlik soruşturmasından geçirdiler gazetecileri şu bu filan. Ve bizim e, Türkiye'de benim geride bıraktığım medya mahallesi ortadan ikiye bölündü adeta. Gidelim mi gitmeyelim mi? Ben onlara rejim muhalifi değil de AKP muhalifi diyorum. Çünkü gerçekten Türkiye'deki medya mahallesi adeta bir laboratuvar gibi son yıllarda bize sunduğu verilerle... E, ...acayip bir biçimde kendini deşifre etti ediyor. Neden? Yani bilmiyorum gerçekten demokrasi, gerçekten özgürlük ve gerçekten insan hakları peşindeler mi? Gerçekten hukukun üstünlüğü peşindeler mi? Bundan çok fazla emin değilim. Çünkü işlerine gelen örnekleri, ideolojik örnekleri cımbızlıyorlar. O örnekleri cımbızlarken de onların insan hakkı, onların hukuku için değil, demokrasi için değil. Sadece kendi davalarını güçlendirecek örnekler veya kendi tezlerine destek çıkacak örnekler olduğu için bunu yapıyorlar. Misal İran'daki kadınlar için gözyaşı döküyorlar ama Türkiye'de bebeğiyle beraber gözaltına alınan, bebeğe çıplak arama yapılırken, kadına çıplak arama yapılırken orada değiller. Hangi insan hakları diyorsunuz? Yani orada da siz gerçekten İranlı kadınların özgürlüğünün peşinde misiniz? İnsan haklarının peşinde misiniz? Değilse oradan kendi ideolojisi, ...ideolojinize bir... ...cephane mi devşiriyorsunuz? Yani... E, ...konuşacak bir konu... E, ...işte bak demokratik mücadele... ...protesto falan filan diyerek yani... ...programınızın, yayınınızın altını... ...doldurmak için güzel bir örnek... ...bulma şehvetiyle mi yaklaşıyorsunuz olaya? Çin-Uygur meselesi de öyle. Beri bir, tarafta tutuklu yakınlarına... ...yardım organize eden insanlar... ...yüzer yüzer toplanıyor. Dönüp bakmıyorsunuz. Ama binlerce kilometre ötedeki Uygur zulmüne ağlıyorsunuz mesela. Bunun gibi. O arada da gazetecilik sattılar. Yani bu gazetecilik meselesi de enteresan. Esasen kimsenin kimseden gazetecilik öğrenecek hakkı yok. Fakat şimdi bir davet gelmiş AKP'den ve kıvranıyor gitmek için. Ondan dolayı da bayağı bir gazetecilik tanımı veya gazetecilik çeşitlemeleri işittik. Gazeteci olay yerindedir. Gazeteci soru sorar. Gazeteci kamu namına, halkın namına işte takip eder filan. Teyit eder, sahadadır. Etkinlikleri izler, davet edildiği yere gider. Daha önce davet edilmemiş bile olsa filan önemli olan gazeteciliğini yapması bilmem ne falan. Bayağı bir gazetecilik dersi dinledik. Geçeceksiniz. Ama bana göre bu Türkiye yüzyılı meselesi medyayı ikiye değil beşe böldü. Kategorik olarak reddedenler var. Büyük saygı duyuyorum. Bir de gideceğim deyip gidenler var. Yani bu iki gruba saygı duymak gerekiyor. Yani hiç böyle yalpalamadılar. Ama arada kurumlarına bakıp kararı kurumlarına bırakanlar oldu. Gitmek istediği halde mahalle baskısıyla vazgeçenler oldu. O gün başka programım var, seyahatim var deyip işte bir şekilde mazeret bildirenler oldu. Hatta ya bana basın kartı vermediniz basın kartımı gönderin geleyim falan diyenler oldu. Bunun pazarlığını yapanlar oldu gitmiş galiba basın kartı da. Böyle tuhaf yani bizim meslek enteresan. Deşifre etmek lazım bunları ama yani gerçekten. Bakın sizi böyle bir koltuğa oturtuyorlarsa misafir basın mensupları koltuğuna oturtuyorlarsa bu aşağılama sizin için yeterlidir. Ben çok kongre takip ettim. Ankara kökenli bir muhabirim. Özünde. Anavatan Partisi ve Refah Partisi'ni <laughs> Necmettin Erbakan ve Mesut Yılmaz'ı birini bir buçuk iki yıl öbürünü de iki buçuk üç yıl kadar takip ettim. Bir parti muhabiri olarak takip ettim. Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı iken köşke takip ettim bir buçuk yıl kadar. Parti kongrelerine giderdik biz. Yani muhabir kartıyla girerdik bizim kurumun verdiği muhabir kartı basın kartımız olduğunda da basın kartıyla girdik. Ama yani onun için partiler herhangi bir ayrım gözetmezlerdi. Gazeteciler ayrılan yere geçer oturur kongreyi takip ederdik. Veya kurultayı sol partiler kurultay der sağ partiler kongre der. Yani bu tür programlara kişileri takip etmek de çok zor. Şimdi AKP'li ileri gelenler Türkiye'nin yüzyılı programında konuşuyorlar. İşte diyorlar baktık bu muhalif isimlere. Herhangi bir şey var mı yok mu? Bir de güvenlik soruşturmasından geçirmişler yani. Herhangi bir şey var mı yok mu diye bakmışlar. Geriye doğru tweet incelemesi yapıyorlar, sicil sorgulaması yapıyorlar, iltisak sorgulaması yapıyorlar, hakkında bir soruşturma var mı yok mu sorgulaması yapıyorlar filan. Zor bir iş. Çünkü bütün bunlara rağmen dışarıda kalan insanlar var, içeriye aldığınız insanlardan da canınızı sıkacak olanlar olacak. Halbuki yapacağınız şey belli. Basını açık veya kapalı bitti. Zaten basını açık olur bu tür programlar. Bütün gazeteciler de gelir takip eder. Misafir basın mensubu ne demek ya? Basının misafiri olmaz yani. Hoş kime ne anlatıyorsun? Bir diğer etkinlik ki Türkiye yüzyılı Cuma günü başlayıp bitti zaten konuşulmuyor tam bir sabun köpüğü ama tog meselesi tam 29 Ekim'e denk getirdiler Cumartesi günü o biraz konuşuldu belki hala birkaç gün daha konuşulacak burada ee, şeyden çıkan üretim bandından çıkan arabalar görüyorsunuz fakat bir sürü acayiplik var yani fotoğraf orijinal ee, ve geriye doğru Bakın burada öndeki kırmızı araba arkasında beyaz, siyah. 3 yani 6 2 araba daha sayıyorum galiba. 8 araba kadar var üretim bandında. Şimdi buna baktığınızda şunu görüyorsunuz. İşte ilk çıkan arabaya da Tayyip Erdoğan bilmiş falan. Buna baktığınızda şunu görüyorsunuz. Yani e, üretim başlamış ve arabalar çıkmaya başlamış. Yani otomobil fabrikasını gezdiririz ve ben çok gezdim. Orada gerçekten en son fabrikayı dolaşırsınız. İşte motorun imalatı, işte ne bileyim şasisi, karasörü, ne bileyim işte şeyleri, iç ne, ne, konforu, koltukları, kumaş dikimi, işte ne bileyim direksiyon simidi her aşaması farklı bir şeydir. Binlerce çalışanı vardır ve en son bir üretim bandı vardır. Yani arabalar o banttan akarlar. Ve e, orada mesela Tofaş'ta şöyle bir hikaye vardı. Bundan 6-7 sene önce. Dakikada bir araç çıkıyordu o üretim bandından. Dakikada bir araç çıkıyor. Yavaş yavaş kayıyor o band. Her dakika bir araç çıkıyor filan. İşte ona göre de e, her ay bilmem kaç bin işte yılda bilmem kaç bin neyse üretim var. Şimdi buraya baktığınızda burada ben 8 araç saydım. Şimdi üretim bandından kayıyor bu araçlar. Fakat arkası yok. Şimdi eğer bir fabrika üretime geçmişse oradan artık dakikada bir araç mı geçer, 5 dakikada bir araç mı üretilir bilmiyorum tabii kapasiteye bağlı olarak değişir bu. Benim verdiğim örnek fiyattan bir örnekti. Tofaş dedim de fiyat. 2016 yılından verdiğim bir örnekti. 2016 yılında fiyat üretim bandında dakikada bir araç çıkıyordu. Şimdi burada enteresan bir şekilde 8 araç var ve bu 8 aracın prototip olup olmadığını bilmiyoruz. Çünkü her defasında bu araçlar sergileniyor. Her defasında bu araçlar dünya fuarlarına gidiyor ve benim hatırladığım Tayyip Erdoğan 3 veya 4 kere bu araçları test etti. Aynı araçlar yani. Aynı prototip kadro. Şimdi üretim bandında arabalar kayıyorsa arkasının da gelmesi lazım. Yani son 2 gündür 3 gündür oradan birkaç yüz aracın çıkması gerekiyordu. Fakat yok. Şimdi böyle bir komedi var yani. İşte sonra dualarla açılmış falan. Burada bakıyorsun işte Doğu Perinçek çok eleştirildi. Bahçeli ile yan yana dua ediyor. Diyanet İşleri Başkanı her yerde zaten. Çiller de var burada. Kadroda. Filan. Ya mesele yani Doğu Perinçek'in ellerini açıp dua edip etmemesi değil yani. Doğu Perinçek davası neyse işte. O davasında zaten sabit kademdi de o AKP programına gitti, ellerini açtı, dua etti. Aa Doğu Perinçek sen ne yaptın falan oldu. Böyle bir şey yok. Bakın, e, kendi e, ulusal e, TV kanalında Nuh'un Gemisi diye program yapıyorlarmış. E, Etem Sancak'la. <laughs> Evlere şendik. Şimdi Nuh'un köpeklerinden sonra Nuh'un Gemisi. Bir de belki Nuh'un Gemisi'nden espri şudur yani işte e, hani şeyde de vardır ya. Nuh'un kıssasında da vardır ya, hikayesinde de vardır ya. Yani işte bir gemi yap inşa eder inananları işte bütün hayvanlardan falan birer çift oraya doldurur. Kendisine inanmayanlar e, sulara kapılır gider. O, o gemiyle beraber kendisine inananlar ve kurtardığı hayvanlarla beraber işte bir karaya çıkar falan. Orada yeni bir hayat başlar. İkinci Adem nitelemesi falan yapılır. Yani şimdi Doğu Perinçek ile Ethem da Nuh'un gemisi e, esprisiyle bunu mu kastediyorlar? Binin gemimize bak kasırga geliyor falan mı demek demeye çalışıyorlar bilmiyorum ama Ethem Sancak Erdoğan'a aralarında geçen konuşmayı da altından nakletmiş. Siz Che Guevara'nın ki işte Küba'nın devrimci liderlerinden namaz kılanısınız demiş. Che Guevara nasıl bir adam diye sorunca bir gün Ethem Sancak'a tek fark o namaz kılmıyordu. Siz kılıyorsunuz demiş. Neyse, dönelim. Şimdi toga bakıyorsunuz. Şimdi biraz evvel uzun uzun anlattım. Yani üretim bandında arabalar kayıyorsa arkasının gelmesi lazım. Demek ki gelmiyor. Orada 8 tane araba var. Aynı 8 araba. Şimdi bir model Mart 2023'te çıkacak. Öbürü 2025'in ilk yarısında, 2 sene sonra. Öbürü 2026'da falan. Yani bayağı bir zamana yayılmış bir hikaye var. Şimdi Mart 2023'te üretim başlayacak, satışa çıkacaksa oraya 5 ay var. Peki 5 ay önce bu programı niye yapıyorsunuz? Erdoğan yeterince bindi bu arabaya zaten. Aynı arabaya bindiriyorsunuz bir de adamı. Farklı bir araba değil yani. Enteresan. İşte bu beşi Zorlu, Özilhan, Hisarcıklıoğlu, Tosyalı ve Bülent Aksu bu konsorsiyum yapmışlar. Hayırlı uğurlu olsun. O arada maden fabrikayı yaptığınız arabalar çıkıyor da Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı iş yeri açma ve çalışma ruhsatı internete düşmüş. 28 Ekim 2022. Yani ruhsatsız mı üretildi bu arabalar veya ruhsatsız mı bu fabrika şey oldu, üretmeye başladı. Üretim bandından arabaları kaydırmaya başladı. Bu da ayrı bir tuhaflık. Neyse. Varank Sanayi Bakanı açıklamış zaten. TOG'un %51'i yerli. Bir de yani bir de bu adama güvenirseniz. İlk şartımız diyor araçların %51'inin yerli olma şartı. Yani bu şartı ileri sürmüşler. Yani %51'i yerli olsun. %49'u yabancı olabilir. Fakat onu da bilmiyoruz. Yani. Kendi itirafı. Motor dışarıdan geliyor. Yani bir arabanın motor dışarıdan geliyorsa insan yerli demeye utanır zaten. Koltuğunu, kanepesini siz yapıyorsunuz. Benimki de lafın gelişi tabii. Bakın yerli malı Mal tok da. Elektrikli motor Almanya'dan, batarya Çin'den, taşıt entegrasyonu Almanya'dan, şasi İngiltere'den, endüstriyel tasarım Pininfarina ki bu zaten ilk başta ortaya çıkmıştı. Bu Pininfarina zaten birkaç araba yaptı, gönderdi. O arabalara binip duruyorlar yani. Durum bu. Emre Özpeynirci paylaşmış. İlk fatura 1.8 milyar euro. 15 yılda toplam yatırım tutarı 3.5 milyar euro. Bakalım iş işte nereye gidecek. Memruh Bayraktaroğlu. TOG yerli ve milli ise Renault Ford Fiat en hakiki milli. En hakiki yerli oto sayılır. Bence de öyle. Yani burada halkın alması için ucuz bir otomobil ee, değil de böyle bir prestij, lüks, şatafat, namımız yürüsün, şov amaçlı bir tanıtım başka da bir şey değil. Öyle görülüyor. Emrah Gülsunar ana problem iktisaden, iktisaden verimsiz bir proje diyor. Siyaseten hava atabilmek için verimsiz bir e, projeyi kamu kaynaklarını çarçur ederek hayata geçiriyorlar. Sedat Bozkurt ise Necmettin Erbakan yıllarına göndermede bulunarak Erbakan 70'li yıllarda Demirel'in övündüğü sanayi hamlelerini montaj sanayi diyerek dalga geçerek eleştirirdi. Şimdi 50 yıl sonra esasen aynı durumu talebesi Erdoğan yapıyor demeye getirmiş. Montaj sanayi. Hakan Kara'nın otomobil satışı ile ilgili grafiği de TOG'un geleceğine ilişkin fikir veriyor. 2018 krizi sonrası otomobil satışları belini doğrultamamış diyor. Aylık ortalama satış adedi 2015-2017 arasında 80 bin küsürken 2018 sonrası 54 bine düşmüş. %5 nüfus artışına rağmen yani otomotiv sektörü bir tür duraklama dönemine girmiş durumda. Hatta gerileme dönemine girmiş durumda. Türkiye yüzyılında Erdoğan şovunu yapmaya devam ediyor. Fakat işte CNN Türk'ten kesilen şu grafikte laf çok enteresan. Satın alma gücü paritesine göre ülkemizi dünyanın en büyük birinci, Avrupa'nın dördüncü büyük ekonomisi konumuna çıkardık diyor. Dünyanın en büyük birinci ise Avrupa'da dördüncü olamazsın. Avrupa'da dördüncü ise, dördüncü ise dünyada birinci olamazsın. Ama önemi yok. Suat Kınıklıoğlu iktidar Macaristan'da Orban'ın yaptığı gibi yalancı bir bahar yaşatacak demiş. Hoş Orban bunu AB fonlarıyla karşılamıştı. Erdoğan'da o da yok. Rusya fonları var o da yaptırıma bakıyor. Önümüzdeki haftalarda bir yaptırım gelirse ne olur? Kimse kestiremiyor. Yine bakın. Rusya'da kestirlemiyor. Yani Rusya da öngörülebilir bir ülke değil. Orta Doğu ve Afrika'da kıtlık kapıda çünkü Rusya tahıl koridoru anlaşmasına katılımını askıya aldı ve e, özellikle Sivastopol açıklarındaki Karadeniz filosuna ait gemilere insansız hava araçlarıyla saldırılar gerçekleştirmişler Ruslar. Dönelim tekrar Türkiye'ye İstanbul Büyükşehir enteresan bir açılışa imza attı. Fotoğraf enteresan tabi. Rumeli, Rumeli Hisarı Aşiyen Finüküler hattı açılışı. Burada iki isim dikkat çekiyor. Ee, i̇lki Ali Müfit Gürtün'e hatırladınız mı? Biraz yaşlanmış. Öbürü de Nurettin Sözen. Nurettin Sözen döneminde eski skandalı olmuştu ve ondan sonra zaten Tayyip Erdoğan Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştu. Erdoğan esasen İstanbul'un başına geçmesini Nurettin Sözen'e, onun dönemindeki iski skandalına da borçlu biraz. Fakat Ali Müfit Gürtuna'yı da açılışa davet etmişler ki o Ali Müfit Gürtuna e Erdoğan'ın emanetçisiydi. Erdoğan tutuklanınca, Pınarhisar cezaevine gönderilince e, vekil olarak belediye başkanlığına Ali Müfit Gürtuna e gelmişti. Sonraki dönemde o seçilmişti. Kadir Topbaş'tan önce bir dönem. Ama... E, İmamoğlu'nun davetine gitmiş belli ki Gürtuna e cephesi de Son dönemde şey değil. Şimdi ilk davet ve ilk sonucu verdim. Bu Türkiye yüzyılı meselesine davet meselesi. İkinci davet ve sonuç meselesi de bu Haydarbaş'ın partisi BTP'nin Haydarbaş vefat ettikten sonra genel başkanı olan oğlu Hüseyin Baş'ın geçtiğimiz haftaki çıkışı beni de alın altılı masaya dedi. Ve Akşener'den cevap geldi ve Akşener iadeyi ziyaret maksadıyla Hüseyin Baş'ın partisine gitti. Ve Hüseyin Baş karşılarken Sayın Başkan Genel Başkan hoş geldiniz demiş. Akşener de gazete haberinden okuyorum. Bu da işte İyi Parti'deki şey BTP'deki Bağımsız Türkiye Partisi'ndeki buluşmadan bir kare. Masaya teklifi getireceğim demiş. Gerekçelerini öğrendim. O masaya teklifi getireceğim. Sayın Başbakan diye karşılaması da enteresan. Yani diyor ki ben sizin diyor başbakanlığınızı aldım kabul ettim. Yeter ki beni masaya oturtun. <laughs> o arada tabii Pazar günü enteresan bir şey oldu. Hüseyin Baş'ın ablası ortaya çıktı. Emine Bayraktar. 20 yaşta büyükmüş kendisinden. Bana yaşattığın ve yaşattığınız zulmü artık kamuoyuna aktarma vakti, vakti geldi demiş. Babam vefat ettikten sonra. Ee, kendi zihniyetinizi kabul ettirmek için nasıl insanları dövdürdüğünüzü, nasıl yuvaları ve öz yeğeninin yuvasını dağıttığını, size biat etmeyenlerin nasıl yuvaları yıktığınızı herkes bilsin. Beni babamın cenazesine dahi koymadın. Beni annemle 30 aydır görüştürmedin. Sebebi, sebebi ben sana biat etmedim. Elini öpmedim. Elini öpmezsem hiçbir hak sahibi olamazsın diye annemle bana haber gönderdiniz. Bir insan kendinden 20 yaş büyük ablasına gel benim elimi öp bana biat et deyip kendisinin hakkını gasp etmeyi kendine görür mü filan demiş. Enteresan. Bir aile kavgası var içeride. Bizi ilgilendirmiyor gerçi ama şunu akıldan uzak tutmayın. Ee, Hüseyin Başın babası Haydar Baş. E, zannediyorum Azerbaycanlı Orta Asya Cumhuriyetlerden birinden e, profesörlük unvanı almıştı. MSP'de siyasete giriyor. Trabzon il başkanlığı yapıyor. Daha sonra zannediyorum Erbakan'la yolları ayrılıyor. Kadiri tarikatinden. Benim çok fazla tarikatlerle ilgili geriye doğru kültürüm yok ama en azından onunla ilgili ansiklopedik bilgiyi biliyorum. Haliyle bir tarikat ve bir tarikat şeyhi veya lideri veya önderi pozisyonunda. Ama tabii bir siyasi parti kurmuş, siyaset yapıyor falan. Yani biat, elini öptürme falan meselesini de böyle algılayın. Yani o cemaat içerisinde veya o tarikat içerisinde Kadiri tarikatında Haydar Baştan sonra oğlu oturdu koltuğa. Yani parti olarak düşünmeyin. Tarikat lideri lider lideri öyle söyleyeyim ve biat alıyor. Ve Ablası bile olsa kendinden 20 yaş büyük insanlar veya kendi büyükleri bile olsa ona biat etmek durumundalar ve elini öpmek durumundalar filan. Böyle bir ilişki var. evet Bunu da akıldan uzak tutmamak lazım. Ee, Ömer Şahin e, Saadet Partisi kongresi vardı hafta sonu onu takip etmiş. E, bu kongreye de Hüseyin Baş davet edilmemiş. Yani bir sürü insan var hatta bakın dikkatinizi çekerim. Bülent Arınç Saadet Partisi kongresine gitmiş. Orada bir sürü isimler var görebilirsiniz. Her partiden temsilci falan var. Ama Bülent Arınç kendini temsilenme gitti. AKP'yi temsilenme gitti bilmiyoruz ama AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen orada. Demek ki AKP'yi temsilen gitmedi. Kendini temsilen gitti. Bülent Arınç'ın Saadet Partisi kongresine gitmesi de enteresan. Fakat Hüseyin Baş kongreye davet edilmemiş. Yani bütün partiler davet edilmiş. BTP'ye davet gitmemiş. Saadet Partisi kongresindeki bu detay önemli. Temel Karamoğlu tekrar seçildi falan gücünü pekiştirdi vesaire. Seçimden önce herhangi bir şansa veya lider değişikliğine asla izin vermediler. Her neyse. E, Altılı Masa'nın bir unsuru Temel Karamoğluoğlu. Ve muhtemelen Hüseyin Başı masaya getirdiğinde Akşener orada da itiraz edecek. Dönelim aslında gerçek gündeme. Mezopotamya Ajansı ve Genius çalışanı 9 gazeteci tutuklandı. Gözaltına alındıkları süreçten itibaren burada takipçisi olduk konunun biliyorsunuz. 9 gazeteci tutuklandı. 25 Ekim'de gözaltına alınmışlardı. Ee, diğerleri de 11 ya da 12 gazeteci vardı. Ev hapsiyle serbest bırakılan var. Adli kontrol şartıyla bırakılan var ama 9'u tutuklanmış. Bu önemli. Bütün bu olay işte bu kimyasal silah iddiasıyla ilgili olay. O arada Ayşer Tuğluk tahliye edilmişti birkaç gün önce onu ziyarete gitmişler Ahmet Türk, Sırrı Sakık ve Sırrı Süreyya Önder. Yeniden hep birlikte ayağa kalkacağız sevgili Aysel hoş geldin demiş Ahmet Türk bu, foto bu fotoğrafı paylaşmışlar. Ayşel Tuğlu'nun evinden ilk fotoğraf diyebiliriz tahliye olduktan sonra ve bu kadar net çözünürlüğü yüksek ilk fotoğraf. Şemnem Korur Fincancı Artı Gerçek sitesine bir mesaj göndermiş. Daha doğrusu sorularını cevaplamış cezaevinden. Gözaltında pozitif bir ayrımcılığa maruz kaldım. Tutukluluğumun birinci gününde gazeteciler gözaltına alınmıştı. Pozisyonel işkence de dahil görüntüleri hafızamıza kazındı. Beni ise bir pamuklara sarmadıkları kaldı. Nazik, saygılı ve gereksinimlerimi dikkate alan bir yaklaşımları vardı demiş. Fakat diyor tabi dayanışmaya gelen dostlarımı engellemeleri, ne bileyim koleksiyon ve ders materyali vesaire piyasada satılan kitabı suç unsuru gibi medya servis etmeleri falan beni de eşitlediler gazetecilerle demiş. Geniş bir mekanda kendi başımayım ancak sabuna bugün öğleden sonra ulaşabildim diyor muhtemelen ikinci gün. 61 yıldır ilk kez bir geceyi kitapsız geçirdim. Onun dışında rahatım yerinde demiş. Nasıl rahatı yerinde olabilecekse şebnem korur. Fincancı 61 yaşında kimyasal silah iddiaları var Türk ordusunun işte özellikle Kuzey Irak'ta kullandığına dair, Zahoda kullandığına dair bu iddialar araştırılsın dediği için. Şimdi Türk tabipler birine kayım atama derdinde yönetimi de değiştirmeyi planlıyor iktidar. Evet. Suat bilgi paylaşmış Twitter'da. Şebnem Hoca tutuklanmasaydı söylediği ve açıkladığı bir iddiadan ibaret olacaktı. Tutuklanmasıyla birlikte tutuklatan taraflar orduyu bu iddianın doğru olmadığını ispatlamakla karşı karşıya bırakmamışlar mıdır diye soruyor. Öyledir. Bakın. Öteki taraftan okuldan dönen çocuğu ve iki esnafı silahla yaraladı, serbest kaldı. Böyle iti uğursuzu da elini kolunu sallayarak dolaşıyor fakat öbür taraftan tweet attı diye, bir şeye itiraz etti diye, eleştirel yaklaştı diye insanları topluyorsunuz. Dönelim yavaş yavaş bağlarken Elon Musk Twitter'ın yeni sahibi oldu. Esasen bir gitti geldi bu satış işi. Sanki olmuyor gibi filan bir olay vardı. Sonra bir anda son birkaç gündür, geçen hafta özellikle gündeme geldi ve a, cuma günü ilan edildi ve cuma günü şirkete gitti Elon Musk ve kendisini Twitter'ın şefi ilan etti. Tweet başıyım ben dedi daha doğrusu. Ve Kuşu özgürleştirdim dedi attığı tweetlerde. Bilmiyorum göreceğiz. Çünkü bu tür özgürleşme, demokratikleşme, e, hürriyet e, çağrıları, nidaları, mesajları aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz e, lafıyla ele alınmalı. Ve bir kelime oyunuyla da e, işte Twitter'ın ana merkezine giriş bunu kabullenin demiş ve bir lavaboyla girmiş. Lavabos Sink kelimesi İngilizcede sink in kelimesini kullanıyor. Sink in bir idiom oluyor. Yani bir tür deyimleşiyor. Ee, kelime bir kelime oyunu yapmış ve işte ben artık Twitter'ın şeyine girdim, merkezine girdim ve bunu aklınıza sokun, bunu kabullenin, bunu içinize sindirin falan manasına gelen bir deyim kullanıyor ama tabii iki manaya geldiği için bir anlamda sink kelimesi lavabo manasına da geliyor ve lavabo'yla giriş yapıyor. Bakalım iş nereye gidecek. Bir takım projeleri, bir takım hesapları olduğu söyleniyor ama bunu zamanla göreceğiz. Çarşı karıştı, iki davet, iki sonuç. İlk davet, Türkiye Yüzyılına gazetecilerin davet edilmesi ve onun sonuçlarıydı. İkinci davet ise altılı masaya BTP lideri Hüseyin Baş'ın davet edilmesi ve elbette sonuçlarıydı. İlerleyen günlerde elbette bu konular biraz daha aydınlığa kavuşur, anlarız. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim hoşça kalın.